Bu videoda WinCine ile backup yani yedekleme işlemi nasıl gerçekleştirilir bunu göreceğiz. Buradan VM backup kısmına geliyorum. Central Machine kısmında burada benim SXI üzerinde çalışan sanal makinalarımı görüntüleyebiliyorsunuz. Ben burada Windows 10'un yedeğini alacağım. Buradan backup kısmına geliyorum. Buradan şöyle açılır. Menüden Windows 10'u seçiyorum. Buradan next diyorum ve buradaki target node ve target storage kısımları. Burada eğer varsa başka seçenekler bunu seçeceğiz ki varsayılan daha önceki videoda ekledim bir tane burada storage vardı. Buradan next diyorum. Burada e, bir genel strateji. Yani şu an ben bir new backup job diyerek bir backup işi oluşturuyorum, yeni bir iş. Burada genel strateji, transmission strateji ve individual strateji kısmında e, advanced daha ayrıntılı bir strateji seçenekleri var. Bunları ilerideki videolarda göreceğiz. Şu an biz varsayılan ayarlarla devam edelim. Yine burada da mesela speed controller ya da data storage policy gibi ayarlar var. Buradan ben şunu seçerek bir e, sadece şu an için bir full backup almayı tercih ediyorum. İsterseniz de şuradan backup as seçerek buradan ne yapabilirsiniz? E, bir full backup ya da işte arttırımlı yedek gibi ya da fark yedeği gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Dediğim gibi bunları ayrıntılı göreceğiz. Ben sadece şimdi bir full yedek almak istiyorum. Evet şu an bulunduğum tarih şöyle hemen geleyim. Ee, 6 Şubat'tayım ben. Şuradan şöyle gelelim. Ee, şu an için 18'de başlayacak şekilde 18.00'da ne yapıyorum? Alıyorum. Tabi istersen de biraz sonra da başlatabilirim. Ben 18.00'da başlayacak şekilde buradan next diyorum. Ve burada bir job name verebilirim. Mesela ne yaptım? Windows 10 yedekliyorum. Windows 10 işte backup 1 diyerek bir isim verebilirim. Burada da bana özetliyor. Oluşturduğum seçenekleri ayrıntılı. Mesela transmission stratejide transfer via lan üzerindeymiş. Backup proxy off'muş. Bunları ayrıntılı ileride ki videolarda göreceğiz. Evet submit'e tıklıyorum. Ve bir job oluşturdum. Yeni bir job oluşturdum. Şurada gördüğünüz gibi. Şu an beklemede yani benim şu an 17.55 olduğu için saat ben 18.00'da başlayacak şekilde ayarladığım için saat geldiği zaman başlar. Şuradan da option kısmına geldiğiniz zaman isterseniz buradan start full diyorum. Burada ben bir defa yemek yedek almayı seçtiğimde full zaten yedek alıyor. Buradan start full dediğim zaman yedek alma işlemini başlatıyor. Evet, status kısmında running diyorsunuz. Görüyorsunuz bakın. Progress kısmı %0.00 diye devam ediyor. Buradan da üzerine tıkladığımız zaman ayrıntılı görüyoruz. Evet, bakın şu an 48 GB'lık bir alanımız var e, yedek alacağımız alan. Bunu bakalım ne kadar zamanda yedekleyecek. Yani Winch'in zaten rakiplerine göre farklarından biri de bu yedek alma ve geri yükleme işlemlerini daha hızlı yaptığını ne yapıyor iddia ediyor. Bu arada şunu da e, bir not olarak ifade edeyim. E, bizim burada yapı olarak, altyapı olarak SXI kullanıyorduk biliyorsunuz. Burada full versiyon e, SXI aslında ücretsiz olarak kullanabildiğiniz bir biliyorsunuz sanallaştırma hypervizörü ama e, full versiyonu e, kullanmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Evet, SXI'nin Enterprise P e, Plus olarak Enterprise Plus olarak geçiyor bu. Enterprise Plus sürümünü kullanmanız gerekiyor. Yoksa yani normal SXI e, kurdunuz. İşte VMware sitesinde ücretsiz bir lisans aldınız. Bununla yedek almaya çalışıyorsunuz. Backup almaya çalışıyorsunuz. Yoksa başarısız olur. Bunu da not olarak ifade etmiş olayım. Evet. Bu arada benim diskler SAS sunucudaki SSD disk de değil. Onu da belirtmiş olayım. Yani burada SSD disklerde e, test yaparsak daha hızlı yedek alma işleminin gerçekleştiğini de yine görebiliriz. Şu an için burada operasyonun yürüdüğünü görebiliyoruz. Yine buradan da storage kısmına gelirsek burada bir tane storage'imiz vardı bir önceki videoda eklediğimiz. Strateji kısmında dediğim gibi ayrıntılı ayarlar yapmadık. Yine advanced kısmında da bunları görüntüleyebiliyoruz. Summary'e tekrar geldim ve bakın 48 GB alan hemen hemen yaklaşık 2 dakikalık sürede tamamlandı. Gördüğünüz gibi job completed dedi ve 48 GB'lık işi 2 dakikada bitirdi.